sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde birinci dönem yapılmayan İngilizce sınavlarına dair örnek sorular çözeceğiz. Eğer yazılı sınavlarınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci soru geliyor. Match the words, phrases with their explanation. Verilen kelimeleri açıklamalarıyla eşleştiriniz. Birinci kelime backup, destek olmak anlamına gelir. Bu kelimenin eşleştiği harf ise B harfidir. Support. İkinci kelime body, kanka, dost anlamına gelir. Bunun eşleştiği harf ise C harfidir. Friend, mate. Üçüncü kelime count on, güvenmek anlamına gelir. Bu kelimenin eşleştiği harf ise A harfidir. Trust, rely on, depend on. Dördüncü kelime get on well, Biriyle iyi geçinmek demektir. Bunun eşleştiği harf ise E harfidir. Have a good relationship. Beşinci kelime laid back. Rahat, umursamaz, kamsız demektir. Bu kelimenin eşleştiği harf ise D harfidir. Relaxed. İkinci soru geliyor. Fill in the blanks with given expressions. Boşlukları verilen ifadelerle doldurunuz. Önce ifadelere bakalım. Let's. Hadi anlamına gelir. How about? Ne dersin demektir? Why not? Neden olmasın? Shall yapalım mı, edelim mi? Would you like? İster misin demektir. Bu ifadeleri şimdi boşluklara yerleştirelim. Birinci soru. You visit your grandparents. Sen büyük anne ve babanı ziyaret edersin. Buraya gelecek olan öneri cümlesi why not'tır. Why not you visit your grandparents? Sen neden büyük anne ve babanı ziyaret etmiyorsun? İkinci soru. We eat out tonight. Bu gece dışarıda yemek yemekle ilgili bir cümle var. Buraya gelecek olan öneri cümlesi Shell'dir. Shall kendinden sonra V ya da I öznesini alır. Üçüncü soru. Come over uğramak ziyaret etmek demektir. Buraya gelecek olan öneri kelimesi ise let's'tir. Dikkat ederseniz bu bir soru cümlesi değildir. Let's normal cümlelerde kullanılır. Soru cümlesinde kullanılmaz. Bu yüzden bu cümlenin sonu noktayla bitmiştir. Dördüncü soru. Watch a horror film tonight. Buraya gelecek olan ifade ise Would you like to ifadesidir. Bu akşam korku filmi izlemek ister misin? Would you like to? Kendinden sonra fiil olan bir kelime alır. Beşinci soru. Organizing a class reunion. Sınıf birleşmesi düzenlemek. Buraya gelecek olan ifade hava about ifadesidir. Çünkü hava about kendinden sonra fiilin ayıncı almış halini alır. Üçüncü soru. Circle the correct option. Doğru seçeneği yuvarlak için alın. Birinci soru. I prefer dogs to than cats. Ben köpekleri kedilere tercih ederim. Prefer kelimesi kendinden sonra to kalıbını alır. Bu yüzden doğru ifade to kelimesidir. İkinci soru. Brad and Jane don't like train. Brad ve Jane treni sevmiyorlar. They prefer going, go by plane. Onlar uçakla gitmeyi tercih ediyorlar. Prefer tercih etmek kelimesinden sonra kullanılan fiil ING ekini almalıdır. Bu yüzden doğru cevap going ifadesidir. Üçüncü soru. She prefer, prefers watching fantastic movies to romantic ones. O fantastik filmleri romantik olanlara tercih eder. He, she, it özellerinden sonra tercih etmek kelimesi olan prefer kelimesini kullanacaksak S harfiyle birlikte kullanmalıyız. Yani prefers doğru cevabımızdır. Dördüncü soru. I prefer drinking coffee to eat eating dessert. Ben kahve içmeyi tatlı yemeği tercih ediyorum. Eğer prefer kalıbını kullanacaksak prefer kalıbından sonra fiil ing ekleriz. Daha sonra karşılaştırma yapmak için to kelimesini kullanır ve to'dan sonra gelen fiile yine ing ekini ekleriz. Beşinci soru. Rick prefers listening, reading to rock music. Rock müzik bir müzik çeşididir. Bu yüzden müzik dinlenildiğinden dolayı doğru cevap listening'dir. Read okumak anlamına gelir. Altıncı soru. Tracy doesn't like cat. Tracy kedileri sevmiyor. She prefers cats, dog. Kedileri sevmediğine göre köpekleri tercih ediyor. Doğru cevap dogs ifadesidir. Categorize the adjectives. Verilen sıfatları gruplandırınız. Verilen sıfatlara bakalım. Honest, dürüst, jealous, kıskanç, understanding, anlayışlı, tactful, ince düşünceli, nazik, sneaky, sinsi, generous, cömert, self-centered, Bencil, fair, adil, bad-tempered, çabuk sinirlenen, huysuz, unreliable, güvenilmez. Şimdi bunları aşağıdaki gruplarla eşleştirelim. Birinci grup good friends, iyi arkadaşlar. İkinci grup ise bad friends, kötü arkadaşlar. Verilen sıfatların hangisi pozitifse good friends'e, hangisi negatifse bad friends'e yazacağız. Birinci kelimeyle başlayalım. Honest, dürüst demektir. Bu good friends, yani iyi arkadaşın özelliğidir. İkinci kelime jealous, kıskanç bu. Bad friends. Understanding, anlayışlı kelimesi ise good friends özelliğidir. Tactful, ince düşünceli, nazik ise yine good friends, iyi arkadaşın özelliğidir. Sneaky, sinsi demektir bu, kötü arkadaşın özelliğidir. Generous, cömert demektir bu, iyi arkadaşın özelliğidir. Self-centered, bencil demektir, kötü arkadaşın özelliğidir. Fair, adil demektir. İyi arkadaşın özelliğidir. Bad tempered, huysuz, aksi. Kötü arkadaşın özelliğidir. Unreliable, güvenilmez. Kötü arkadaşın özelliğidir. Beşinci soru geliyor. Write A for accept and R for refuse. Eğer kabul eden bir cümle ise A harfini, reddeden bir cümle ise R harfini yazın. Albert bir teklifte bulunuyor. Bakalım teklifi neymiş? Would you like to come to my basketball match on Sunday? Pazar günü benim basketbol maçıma gelmek ister misin? Albert teklifini yapmış. Bakalım kim kabul etmiş? Kabul etmişse A harfini, kim reddetmişse R harfini yazacağız. Lucy konuşuyor. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem. My cousin is coming on Sunday. Benim pazar günü kuzenim geliyor. Teklifi reddettiği için buraya R harfini yazarız. İkincisi. Tom'a bakıyoruz. A basketball maç. Bir basketbol maçı mı? That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Teklifi kabul etmiştir. A harfini yazarız. Üçüncü şık. Aro konuşuyor. I would love to. Ben çok isterim. What time is it? Saat kaçta olacak? Çok isterim deyip saatini sorduğuna göre teklifi kabul ediyor. A harfini yazmalıyız. Jesse konuşuyor. I would love to. Çok isterim. But ama I must finish my homework on the weekend. Ben hafta sonu ödevimi bitirmeliyim. But kelimesinden sonraki cümlelere dikkat ediyoruz. Teklifi reddettiğinden dolayı R harfi yazarız. Ve son olarak Kemal'e bakıyoruz. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. But I am not interested in basketball. Ama ben basketbola ilgili değilim. Teklifi reddettiği için R harfini yazarız. Altıncı soru geliyor. Complete the questions with questions word. Verilen soruları soru kelimeleriyle doldurunuz. Önce soru kelimelerine bakalım. What? Ne demektir? How? Nasıl anlamına gelir? Who? Kim demektir? When? Ne zaman demektir? Where? Nerede? How often? Ne sıklıkla? Şimdi bunları uygun boşluklara yerleştireceğiz. Bu tarz soruları çözerken karşı tarafın verdiği cevaplardan yola çıkmalıyız. Önce A kişisine bakalım. Does she go to school? Okulla ilgili bir şey sormuş. Karşısındaki B kişisi ona, by Bast, otobüs de demiş. Yani okula nasıl gittiğini soruyor. Nasıl sorusu have kelimesiyle sorulur. İkinci soru. A kişisi konuşuyor. Do you visit your grandparents? Büyük annesini ziyaret etmekle ilgili bir şey soruyor. Cevabı bizim için çok önemli. Cevap da twice a month. Ayda iki kere diyor. Eğer bir sıklık bildirdiyse burada kullanmamız gereken soru kalıbı how often kalıbıdır. Üçüncü soru. Likes rap music in your family? Ailesinde rap müzikle ilgili bir şey soruyor. Cevap olarak my brother, benim erkek kardeşim diyor. Birinin ismini vermiş. Demek ki karşıdaki insan buna kim diye sormuş. Kim sorusunu soran kelime who kelimesidir. Dördüncü soru. Do they go shopping? Alışverişle ilgili bir şey soruyor. Cevabına bakalım. On Sundays, pazar günleri. Bir gün ismi verirttiğine göre demek ki ne zaman diye soruyor. Kullanacağımız ifade when kelimesidir. Beşinci soru. Does he meet his friend? Arkadaşlarıyla buluşmakla ilgili bir şey sordu. Cevap olarak at a cafe. Bir kafede diyor. Kafe diyerek yer belirttiğine göre demek ki sorduğu kelime where kelimesidir. Arkadaşlarıyla nerede buluşuyor? Altıncı soru. Do you do in the afternoon? Öğleden sonra bir şey yapmakla ilgili soru soruyor. B ise I watch TV. Ben televizyon izlerim diyor. Buraya kullanacağımız ifade what soru kelimesidir. Öğleden sonra ne yaparsın? Televizyon izlerim. Yedinci soru geliyor. Circle the correct ones. Doğru olanı yuvarlak içine alın. Birinci soru. My father is prefer interested in his story. My father ifadesinden sonra is kullandığına göre buraya gelecek olan kalıp interested kalıbıdır. Çünkü prefer kelimesinden önce am, is, are gibi kelimeler kullanmayız. Interested in bir şeye ilgili olmak demektir. Benim babam tarihe ilgilidir. İkinci soru. I can't stand skilled at classical music. It is boring. Klasik müzikle ilgili bir şey söylemiş. Daha sonra ikinci cümlede it is boring. O sıkıcıdır demiş. İpucu olan yer sıkıcı olmasıdır. Eğer bir şey sıkıcıysa demek ki ona katlanamıyor. Can't stand katlanamak anlamına gelir. Skilled ise bir konuda bir yeteneğinin olması demektir. Üçüncü soru. Mary is bad at skilled at playing instruments. Meli müzik aletleri çalmakla ilgili şöyledir. She can play piano, violin, guitar and drum. O piyano, keman, gitar ve davul çalar. Birçok çalgı aletini birlikte çaldığına göre buraya gelecek olan kelime skilled kelimesidir. Yeteneklidir ki bir sürü aleti çalıyor. Bad kötü olmak demektir. Dördüncü soru. John D. Stikes prefers playing soccer to baseball. Bu cümlede iki şey karşılaştırılıyor. Futbol oynamayı, beyzbol oynamayı tercih ediyor. Eğer kişiyi karşılaştırıyorsak prefer tercih etmek kelimesini kullanırız. Beşinci soru. Valeria is crazy about can't stand animals. She has a cat. O bir kediye sahip dediğine göre demek ki hayvanları çok seviyor. Buraya gelecek olan ifade crazy about ifadesidir. Sekizinci soru geliyor. Write the information according to the text. Verilen tekste göre doğru bilgileri yazınız. Dear Melek, sevgili Melek. Biz 5 yıl sonra bütün arkadaşlarımızı görmek için sınıf birleşme partisi düzenliyoruz. Biz akşam yemeği yiyeceğiz, eski günlerden konuşacağız ve yeni hayatımızdan bahsedeceğiz. Eğer gelmek istersen lütfen eski günlere dair bir fotoğraf getir. Bu şansı kaçırma. Temmuz'un 5'i, pazar günü. Likya restorantı. Öğleden sonra 7 ve 12 arası. Kişi başı 60 TL ücreti var. Daha fazla bilgi için Ezgi Topakçı ile iletişime geç. Eğer geleceksen beni 1 Temmuz'a kadar bilgilendir. Davet kartı bu şekilde. Şimdi bu davet kartına göre aşağıdaki bilgileri dolduralım. Event olay aktivite demektir. Bu davetin olayı reunion birleşme partisidir. Place yer anlamına gelir. Bu davetin yapılacağı yer Likya restorantıdır. Date tarih demektir. Yapılacağı tarih ise Sunday July 5. Temmuz'un 5'i pazar günüdür. Time saat demektir. Yapılacağı saat akşam üzeri 7 ve 12 arasıdır. Deadline son tarih demektir. En son cümlede until July 1, Temmuz'un birine kadar until EA kadar anlamı verir. Bu son tarihtir. Yani Temmuz'un birine kadar bilgi verilmelidir. Fee ücret demektir. Kişi başı ücret 60 TL'dir. Per person kişi başı demektir. Inviter davet eden kişi Ezgi Tobakçı'dır. Çünkü en son cümlede eğer geleceksen beni Temmuz'un birine kadar bilgilendir diyor. Demek ki daveti yazan kişi kendisidir. Invitee davet edilen demektir. Davet edilen kişi melektir. Activities bu davette yapılacak olan aktivitelerdir. Onlar ise akşam yemeği yemek, eski günlerden konuşmak ve yeni günlerimizden bahsetmektir. Dokuzuncu soru geliyor. Circle the correct words or phrase according to simple present tense. Simple present tense kurallarını göz önünde bulundurarak doğru seçeneği işaretleyin. Simple present tense geniş zaman demektir. Şimdi soruları çözerken simple present tense'de kurallarını hatırlamış olalım. Birinci soru, they sometimes go, goes for a picnic at weekends. Onlar bazen hafta sonu pikniğe giderler. Geri zamanda olumlu cümlelerde I, we, you ve they öznelerinden sonra fiilin yarın hali hiçbir ek almamış hali kullanılır. Bu yüzden doğru ifade go ifadesidir cümlenin en başına they öznesi olduğu için. İkinci soru, my mom is a talented cook. Benim annem yetenekli bir şeftir. She always bake, bakes delicious cake for us. Bizim için daima lezzetli kekler pişirir. Özlemiz she, kız özdesidir. Geniş zamanda olumlu cümlelerde he, she, it özlemlerinden sonra fiil es takısı alır. Bu yüzden doğru cevap bakes ifadesidir. Üçüncü soru. How often do, does your father help you with your homework? Senin baban ödevlerine ne sıklıkla yardım eder? Your father senin baban erkek özdesidir yani he özdesini temsil eder. He, she ve it özdelerinde geniş zamanda soru soracaksak das kelimesiyle sormalıyız. Dördüncü soru. I never go camping. Ben asla kampa gitmedim. And sleeps, sleep in a tent. Ve bir çadırda uyumadım. I, ben özdesinden sonra geniş zamanda fiilin birinci hali kullanılır. Bu yüzden sleep kelimesi doğru olanıdır. Beşinci soru. Harun dislikes dislike, listening to folk music, Harun geleneksel müzik dinlemekten hoşlanmaz. Harun she özesini temsil eder. Geniş zamanda olumlu cümlelerde he, she, it özesinden sonra fiil es takısı alır. Bu yüzden dislikes ifadesi doğrudur. 10. soru Choose the correct words. Doğru ifadeyi seçiniz. Birinci soru I hope I am afraid you can attend our event on Sunday. Pazar günkü aktivitemize katılırsın. Dediğine göre olumlu bir ifade söylemeli. Olumlu ifade I hope ifadesidir. Umarım ki sen bizim pazar günkü aktivitemize katılırsın. I am afraid korkarım ki anlamı katar. İkinci soru. Susan is a very unreliable, caring person because she often helps other people. İkinci cümlede çünkü o sık sık diğer insanlara yardım eder diyor. Diğer insanlara yardım ettiğine göre birinci cümlede olumlu bir şey seçmeliyiz. O da caring, şefkatli anlamına gelen kelimedir. Üçüncü soru. I am very bored. Ben çok sıkıldım. Let's. How about going for a walk? Yürüyüşe gitmeye ne dersin? Go gitmek fiil ayıncı almıştır. Eğer fiil ayıncı eki aldıysa burada kullanacak olan kalıp how about kalıbıdır. Bu ayrıca bir soru cümlesidir. Let's soru cümlelerinde değil sonu noktayla biten cümlelerde kullanılır. Dördüncü soru. Shall we what about meet in front of the cinema tomorrow? Yarın sinemanın önünde buluşmaya ne dersin? Buraya gelecek olan ifade shall we ifadesidir. What about neden olmaz? Çünkü what about kendinden sonra ing eki almalıdır. Meet kelimesi meeting olmalıydı. Beşinci soru. Barbara is my most arrogant, loyal friend. I can count on him for everything. Barbara benim şöyle bir arkadaşımdır. Ben ona her şey için güvenebilirim. Her şey için güvendiğine göre olumlu olan, pozitif olan bir sıfat seçmeliyiz. O da loyal, sadık sıfatıdır arrogant kibirli burnu havada demektir. 11. soru. Klasik soru olarak karşınıza gelebilecek soru türleriyle ilgili örnekler çözdük. Şimdi test sorularına geçiyoruz.